Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bol sebzeli, tavuklu, Asya mutfağından çok lezzetli bir çorba tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalımda Asya mutfağından çıtır ördek tarifi, makarna tarifleri, kızartılmış lumpia, börek tariflerini bulabilirsiniz. Bunun için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım. Tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Ayrıca malzeme listemi de info kısmına yazacağım. Açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Çorbamız için bir tane tavuk göğsü, 3-4 dilim zencefil, bir tane soğan. Yaklaşık 1,5 litre sıcak su ilave edeceğiz. Tuz ile lezzetlendirip haşlamaya bırakacağız. Ve bu şekilde tavuk suyumuzu elde edeceğiz. Evet, çorbamızın başrollerinden muer mantarı. Yaklaşık 25 gram kadar kullandım. Paketin yarısını kullandım yani arkadaşlar. 40 gram kadar oluyor içerisinde. Ben paketin yarısını kullandım. Ve üzerine kaynamış sıcak su ekleyip bir kenara aldım. 15 dakika kadar yumuşamaya bıraktım. Çorbamızın içerisine bir tane kırmızı dolma biber doğrayacağız. Bu şekilde ince jülyen doğrayalım. Eğer küçükse arkadaşlar 3 tane havuç kullanabilirsiniz. Büyükse bir tane yeterli gelecektir. Aynı şekilde havuçları da jülyen doğrayalım. Yumuşamaya bıraktığımız mantarların suyunu süzelim ve irice doğrayalım. Ve suyunu süzdüğümüz bir kavanoz bambu. Evet, ön hazırlığımız arkadaşlar artık hazır. Şimdi çorbamızı birleştirmeye geçeceğiz. Haşlamış olduğumuz tavuk göğsünü alalım. İçerisine atmış olduğumuz soğan, defne yaprağı ve zencefili de çıkartalım. Tavuk göğsünü güzelce didikleyelim. Tavuk göğsünü mümkün olduğunca ince didikledikten sonra içerisine kıymış olduğumuz, jülyen doğramış olduğumuz sebzeleri ilave edelim. Şimdi çorbamızı lezzetlendireceğiz. Bunun için 1,5 yemek kaşığı kadar acı sambal ölek kullandım arkadaşlar. Bu sosları sizler Tay dükkanlarından temin edebilirsiniz. Acı daha çok seviyorsanız acıyı miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Ben 1,5 yemek kaşığı kadar acı kullandım. 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Hepsini şöyle bir güzel karıştıralım. Ve baharatlandırmaya geçelim. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşık tuz, 4 tatlı kaşık şeker, yarım tatlı kaşık beyaz karabiber, 4 yemek kaşığı sirke. Bu sirke arkadaşlar suşi yaparken kullandığımız suşi sirkesi. 3 yemek kaşığı hel, yani açık olan soya sosu. 1 yemek kaşığı dark soya sosu. 3 yemek kaşığı elma sirkesi. Bu şekilde çorbamızı lezzetlendireceğiz. Çorbamızı lezzetlendirdikten sonra birkaç taşım kaynatalım ve bir tasın içerisine 2 yemek kaşığı nişastayı 1 çay bardak su ile açalım ve bunu çorbamıza yavaş yavaş ilave edelim. Bu çorbamıza kıvam verecektir.
biraz yoğunluk verecektir. Kaynamaya devam bırakalım. Daha sonra iki tane yumurtayı da ayrıca çırpacağız ve çorbamıza yavaş yavaş ilave edeceğiz. Evet, nişastayı ekledikten sonra kıvam alacaktır. Eğer sizler daha katı bir kıvam istiyorsanız nişasta miktarını biraz daha fazla artırabilirsiniz. Evet, artık ocağın altını kapattım arkadaşlar. İki tane yumurtayı çırpıyorum. Gördüğünüz gibi çorbamın kıvamı bu şekilde. Evet, yumurtayı ilave ediyorum ve karıştıracağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika dinlendikten sonra çorbam yemeğe hazırdır. Müthiş lezzetli, inanılmaz güzel arkadaşlar ve bol sebzeli vitamin bombası. Şiddetle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ayrıca kızartılmış çıtır ördek tarifimi de diğer tariflerimden bulabilirsiniz. Evet, üzerine servis yaparken bir miktar frenk soğanı, biraz susam yağı da döküp servis yapabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey yapmadan da servise hazırdır. Evet, bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalımda lütfen kendinizi gösterin. Yorum ve beğenilerinizle bana destek verin. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelir ve kaçırmamış olursunuz. Evet, bugünlük bu kadardı. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.